Gençler başarılar. Bu reyonda ne yapılıyor? Bu reyon? Matematikle ilgili bir oyun tasarladık. Genel kültür tarihiyle ilgili. Oyunumuz kolay, orta zor şeklinde kağıtlar bulmaktadır. En az 2 kişi, en fazla 4 kişiyle oynanmaktadır. Kolay seçerseniz bir adım ileri gidiyorsunuz. Zor seçerseniz, orta seçerseniz 2 adım. Zor seçerseniz 3 adım puan alıyorsunuz. Böylece oynanıyor. Sonuç? İçine gelen kazanıyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet, burada neler yapılıyor? Amacımız Zars'ı monopoli. Evet. Bu yerde zar ve şans faktörünü kaldırarak hem günlük hayatta oynayacağız, daha eğlenceli bir şeyler çıkartarak hem de içindeki işlemlerle karakterimizi çekiyorlar, evet. İşlemimizi yaptıktan sonra belirli bir şeyde, diyelim 5 çıktı, 5'e ilerletiyorsunuz. Zar yerine işlem yapıyoruz. İşlem yaparak. Hem matematiğimizi geliştiriyoruz. Hem de eğlenceyi daha farklı şeyler çeviriyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Uçarak öğreniyorumdayız. Sivil havacılık öğrencileriyiz. Take off, cruising ve landing üzerine uçağımızı kaldırma, indirme, süzülme gibi dinamiklerini kullanıyoruz. Ayrıca Türkiye teması, Boeing 747 modeli bir uçağımız var. Ayrıca Rize teması ve ayrıca de Boeing 737 bir de okulumuzun temasında uçağımız var. Bu bir uçuş ve simülasyondur. Take off yapacağız birazdan mesela. Teker keseceğiz. Tam öyle bunun üzerine kurulu bir kalkış, indiriş simülasyonu ve uçak simülasyonu. Ekranda da izliyoruz. Ayrıca de projeksiyonumuz vardı ama ışık nedeniyle evet. Peki, çok teşekkür ederim. Depremlerden sonra zemin öfkünün yumuşaklaşmasını anlattık. Deprem olduğu zaman toprağın içindeki moleküller artık serbest olmaya başladı. Su yüzeye çıktığı için artık sel meydana geliyor. Sallandıktan sonra da su yüzeye çıktığı için bina olduğu yerden aşağı doğru çöküyor. Buna da zemin yumuşaklaşması deniyor. Evet. Engelleri aşıyorum projesinde. Görme engelleri için tasarladığımız bir cihaz var. Bu cihazda bastonla basonun ucuna bir tekerlek yerleştirdik. Bu sayede daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Evet. Buraya bir cihaz taktık. Bu cihaz sayesinde sensör. Sensör sayesinde yakına birisi geldiği zaman veya bir engel çıktığı zaman hemen ses çıkarıyor. Evet, çok güzel. Evet, projemizin amacı unutulan Ramazan geleneklerini hatırlatmak ve bunu devam ettirebilmek. Çok teşekkür ederim. İlk kadın pilot Sabiha Gökçen'i tarihinde yapmış bulunmaktayız projemizi. Projemizin amacı günlük hayatımızda lastikleri patlatmazsa böyle çivilerin bir damar. Bunun üzerine aracımızda belirli noktalarına mıknatıs sistemi kullandık. Mıknatıs sistemi kullanma amacımız delici eşyaların, vidaların, çivili vesaire cisimlerin lastiğimizde gelmeden belirli noktada toplanması. Vidalar, lastikler. Çok teşekkür ediyoruz. Konumuz aile teşkilatının günümüze yansımaları ve meslek liselerinde mesleki eğitimi ve sen yansımaları. Evet. Aile kardeşin demektir. Ayrıca yiğitlik, kahramanlık ve cömertliktir anlamına gelir. Kuduvvet anlayışıyla doğmuştur. Kuduvvet ise aileliğin kitabı anlamına gelir. Teşekkür ediyoruz. Ailelikle ilgili bir bilgi. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi Hazarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin tanıtımı burada yapıldı.